Evet, üniversitemizin değerli, çok kıymetli akademik ve idari personelimizden beyefendiler ve hanımefendiler. Bildiğiniz üzere Mayıs ayı içerisinde üniversitemizde mevcut yönetici rektörümüzün görevinin sona ermesi neticesinde yeni bir rektör ataması gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla eskiden yani önceden seçim yapılıyordu ama bu dönemde rektör atamaları YÖK ve Cumhurbaşkanımız tarafından atama gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla bu süreçte ben de taşın altına elimi koyma ve üniversitemin yönetiminde sorumluluğu ele alma, sorumluluk sahibi olma ve taşın altına elini koymak amacıyla bir rektör adayı olmayı düşündüm. Bu vesileyle birebir görüşme imkanımız olmadığından dolayı deprem dolayısıyla video konferans yoluyla kendimi tanıtmayı ve yönetim anlayışımı sizlere açıklamayı uygun buldum. Dolayısıyla öncelikle şunu belirtmek isterim. Bildiğiniz üzere ülkemizde 11 ilde bir deprem felaketi yaşanmıştır. Bu deprem felaketinde özellikle bu 11 il içerisinde Adıyaman ilimizde bulunmaktadır. Dolayısıyla bu deprem felaketinde 50 binin üzerinde insanımız yaşamını yitirmiştir. Bu yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve geride kalanlara da sabırlar niyaz etmekteyim. Umarım en kısa zamanda bu acılar, bu yaralar dindirilir, bu sorunlar çözülür ve bölgedeki insanımız, kentimizdeki insanımız normal yaşamına geri döner. Ben tabii bu aşamada işte biraz önce belirttiğim gibi üniversitemizin rektörlük atama sürecinde olduğundan taşın altına elini koyma, sorumluluk alma bilinciyle rektör adayı oldum ve kendimi ve yönetim anlayışımı sizlere takdim etmek üzere bir video konferans hazırlamış bulunmaktayım. Şimdi onu sizlere sunacağım. Önce yönetim biçiminden bahsetmek istiyorum. Yönetim biçimi katılımcı, şeffaf, paylaşımcı, özgürlükçü, yenilikçi, yerelden kopmadan evrenselleştiren, yerel önemli tabii, yereli de inkar etmeden, yerelden kopmadan evrenselleştiren, ülke ve dünya sorunlarına akademik bir disiplin içinde çözüm yolları geliştirebilen, görev dağılımında adil ve liyakate önem veren, personel özlük haklarına saygılı bir yönetim biçimim olacaktır. Yine katılımcı, şeffaf, özgürlükçü, yenilikçi, yerelden kopmadan evrenselleştiren, dünya sorunlarına akademik bir disiplin içinde çözüm yolları geliştiren, görev dağılımında adil ve liyakata önem veren, personel özlük haklarına saygılı bir üniversite yönetim biçimim şekillenmektedir. Üniversite misyonum şu şekilde olacaktır. Sahip olduğu akademik potansiyelini doğru yönlendiren, bulunduğu kentin tarihi mirasını koruyan, zenginleştiren, bilgiyi toplum yararına, teknolojiye ve katma değere dönüştüren, kurumsal ve etik değerlere bağlı, yenilikçi, özgüveni ve fedakarlığı, farkındalığı yüksek akademik bireyler yetiştiren bilge bir üniversite yapmaktır. Üniversite vizyonum ise büyük Türk İslam bilgin ve düşünürleri Ahmet Yesevi, Hazreti Mevlana ve Hacı Bektaş
Veli Hazretlerinin bilgi, hoşgörü ve huzur öğretisinin merkezinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün bilim ve akıl ülküsünde, eğitim, öğretimde nitelikli, saygın, çağdaş, kendine güvenen ve üretken, özgür düşünen bireyler yetiştiren, yerelden kopmadan evrenseli yakalayan ve uluslararası alanda marka, model olabilecek bir üniversite haline getirmektir vizyonum. Akademik performansımızı yükseltmek birincil hedefimiz tabii. Yerel ve ülke sorunlarına çözüm üretmek, marka ve model bir üniversite yapmak, eğitim, araştırma ve yayında saygınlık kazanmış bir üniversite haline getirmek en büyük hedeflerimden biridir. Kaynak yönetimimde ise, yönetim anlayışımda özellikle 3 önemli kaynağı doğru kullanmayı hedefliyorum. Birinci kaynağımız, en önemli kaynağımız insan kaynağı. Yani insan kaynakları yönetimde adil ve liyakat esaslı davranan bir anlayışa hakim kılacağım. Çünkü üniversitenin yürüyen motoru insan kaynaklarıdır. Eğer insan kaynaklarını doğru ve adil ve liyakatlı bir yönetim anlayışıyla değerlendiremezsem o üniversiteden verim alamayız. Para kaynaklarını doğru, şeffaf, adil, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yöneteceğim. Doğal kaynak kullanımında çevre dostu, yerel kaynakları markalaştıran, sürdürülebilirlik, rekabetçi yaklaşımlar sunan bir yönetim anlayışını hakim kılmayı hedeflemekteyim. İnsan kaynakları ve yönetim planım şu şekildedir. Üniversitemizin akademik verimliliğini hak ettiği noktaya ulaştırmak öncül, başat, birinci hedefimdir, planımdır. Bunun için motivasyonu ve aidiyet duygusunu kaybetmiş olan alanında uzman, genç ve dinamik akademik ve idari personelin motivasyonunu ve aidiyet duygusunu yeniden kazandırmam. Ve bu konuda stratejiler üretmem en önemli birincil, öncül amaçlarından biridir. Yine özellikle son günlerde deprem nedeniyle kentimizde ve üniversitemizde akademik ve idari personelin zedelenen moral ve motivasyonunu yeniden kazanmamız en önemli stratejilerimden biridir. Bu anlamda öncelikli olarak hem akademik hem de idari personelin ihtiyacına yönelik üniversite ana yerleşkesinin kuzeyindeki boş alanda model ya konteyner ya da yeni binalar, portatif binalar veya kampüs yapmayı hedeflemekteyim. Uzun vadede personele depreme dayanıklı konut, lojman inşa etmem en önemli görevlerimdendir. Bu proje ile nitelikli personeli, yani akademik ve idari personelimizi üniversitemizde tutmanın en önemli önceliklerindendir. Çünkü akademik personeli eğer bu depremden dolayı çok ciddi şekilde etkilendiler, orada yeniden kazanmış, yani tecrübeli, bilge hem öğretim üyesi hem de akademik, tecrübeli akademik personelimizi şehrimizde, kentimizde tutmanın en önemli gerekçelerinden, en önemli göstergelerinden biri olacaktır bu proje. Eğitim, öğretimde kullanılacak mevcut binaların depreme dayanıklılık durumlarının tespiti, yapılan binalarda yıkılma veya güçlendirme işlemlerinin hızlandırılması ve bir an önce hizmete açılması yine önemli önceliklerimdendir. Bildiğiniz üzere üniversiteler eğitim, öğretim, araştırma ve yayın
gibi, yayın gibi üç önemli sac ayak üstünde durmaktadır. Eğitim, öğretim ve yayın politikamı bu üç sac ayağın dengede tutmak en önemli planlarımdan biridir. İkinci hedefim bu üç sac ayağı tam bir denge disiplini içerisinde tutarak üniversitemizin akademik verimliliğini hak ettiği noktaya ulaştırmaktır. Bunu gerçekleştirmede güçlü yanımız ise üniversitemizin alanında uzman, hizmet sevdalı, genç, dinamik, idari ve personel akademik kadrolarla bunu gerçekleştireceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Eğitim öğretim sac ayağında teorikten ziyade görsel, uygulamalı bir eğitim ve öğretim metodu uygulamayı planlamaktayım. Bununla ilgili konu uzmanı akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturularak planlamalar yapılacaktır. Yine eğitim araştırma ve yayın planımda özellikle son günlerde yaşadığımız deprem nedeniyle kentimizde ve üniversitemizde yaraların hızla sarılması, yeni kentleşmede afetlere dayanıklı bina modeli uygulamalarının üniversitemiz önderliğinde depremsellik ve sağlıklı kent eylem planı oluşturulmasını sağlayacağım. Bunun için deprem ve doğal afetler araştırma merkezi veya enstitü kurmayı planlamaktayım. Buna ilaveten yerleşkemizin uygun bir yerine kentimizde deprem nedeniyle yaşamını kaybeden vatandaşlarımızın anısına onları unutmamak ve ölümsüzleştirmek adına bir anıt kitabe veya şehitlik anıtı yapmayı planlıyorum. Bu üniversitemizin belki de en önemli görevlerinden biri olacaktır. Çünkü geçmişimizi, geçmişte yaşadığımızı unutmamak ve gelecekte bunları bir daha yaşamamamız anlamında, tedbir almak anlamında bu bize bir şahitlik ve bu bize bir ders niteliğinde olacağı kanısındayım. Akademisyenlerin ulusal ve uluslararası dergilerde, kitaplarda, kitap bölümü, kitap, yayın gibi akademik faaliyetlerinde rektörlükçe özellikle destek çıkılacak ve bu konuda öğretim üyeleri teşvik edilecektir. Bunun için saha, atölye, laboratuvar çalışmalarında imkanlar ölçüsünde araç ve gereç, işçi, tekniker, teknisyen veya laborant desteği verilecektir. Özellikle ARGE konusunda hocalardan teşvik, hocalar ve akademisyenler teşvik edilecek. Bu konuda gerekli altyapı, teşvik ve destek sağlanacaktır. Akademisyenlerin ARGE çalışmalarındaki verilerini değerlendirmek üzere istatistik merkezi kurulacaktır. Bu önemli. Araştırmalarda nitelikli bir yayın ortaya koymak için kesinlikle istatistiksel hesaplamalar ve istatistiksel analizler son derece önem kazanmaktadır. Dolayısıyla bu konuda eksiğimiz bulunmakta. Bu eksiği ivedi olarak bir merkez, istatistik merkezi kurularak yayınların, akademik makalelerin ve yayınların nitelikleri arttırılacaktır. Böylece Adıyaman Üniversitesi'nin akademik performansı yükseltilecek ve üniversitemizin bölgesinde, ülkemizde ve dünyada akademik saygınlığı arttırılacaktır. Mevcut üniversitemizde, şu anda üniversitemizde mevcut dergilerin seyirciyi kapsamına girmesi için özel gayret göstereceğim. Yani mevcut dergimizin, üniversitede çıkan dergilerimizin seyirciyi kapsamına girmesi için özel gayret göstereceğim. Akademisyenlerin proje yapmalarını teşvik edeceğim. Proje birimi kurularak veya komisyonu kurularak bu komisyondan geçen bilimsel açıdan nitelikli ülke bölge sorunlarına çözüm odaklı tarım, mühendislik, sosyal, sağlık, turizm içerikli bütün projelerin desteklenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. Yani şunu deneyeceğim. Ey arkadaş, proje zamanı değil veya işte sen bu projeyi niye yaptın gibi böyle bir davranışa
girmeyeceğin, özellikle proje yapmaları konusunda teşvik ve destek vereceğin. Teknoloji transfer ofisi daha donanımlı hale getirilecek veya teknokent statüsüne geçilmesi için özel çaba sarf edilecektir. Öğrencisi olmayan bölümlerdeki akademisyenler Ar-Ge'ye yönlendirilecek ve yükselme ve özlülük hakları konusunda sıkıntılar giderilecek ve araştırma geliştirmede motivasyonlar yükseltilecek. Yani ya senin bölümünde öğrenci yok, ben sana kadro veremem, işte boşu boşuna maaş alıyorsunuz gibi böyle bir anlayıştan uzak, tamamen motive edici bir düşünceyle, stratejiyle öğretim üyelerine yaklaşmayı hedefliyorum. Ar-Ge konusunda daha hassas davranılarak araştırıcıların proje yapmalarını destekleyeceğim. Üniversitemizin URAP bilimsel araştırma ve yayın kapsamındaki çıtasının yükseltilmesi için akademisyenlerin Q1 ve Q2 başta olmak üzere nitelikli ulusal ve uluslararası saygın dergilerde yayın yapmaları konusunda destek yapacağım. Yayın yaptıkları takdirde ödüllendirme, yayın teşviki arttırılacaktır ve yayın teşviki verilecektir. Burada yansıtıda gördüğünüz gibi üniversite 3 önemli çatı üstünde durur, başta söylemiştim. Bu çatı eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve yayındır. Bunlar olmadan üniversite olmaz arkadaşlar. Üniversitede öğrenci sayısının artması ülkemizdeki öğrencilere hizmet konusunda doğrudur ama sadece öğrenci sayısı bir üniversitenin niteliğini ve kalitesini arttırmaz. Onun için mutlaka Ar-Ge, patent ve yayın konusunda üniversitemiz ön plana çıkarılacaktır. Teknoloji Transfer Ofisi'nin aktivitesi arttırılmak suretiyle üniversitemizde üretilen bilgi özel sektörlerde projelerle veya işte özel sektörlerde kullanılacak bir bilginin inovasyon yaratacak şekilde kullanılması, ekonomik fayda ve halka getiri sağlayacak üniversite sanayi işbirliğini hayata geçirecek nitelikte bir teknoloji transfer ofisi aktivitesi stratejisi belirlenecektir. Dolayısıyla böylece özellikle dijital teknoloji ile ilgili Ar-Ge çalışmaları, keşif, icat, buluş, ürün geliştirme, yöntem ve süreç iyileştirme gibi bulgular bir deney olarak bilgi bankalarında veya üniversite kürsülerinde ya da raflarında kalmayacaktır. Bu YÖK politikasıdır. 2001 YÖK politikalarından da YÖK politikasıyla da örtüşmektedir. Üretilen bilginin ekonomik faydaya dönüştürülmesi için sistemli bir çalışma yapılarak elde edilen ürünün ilgili sektörlerde gerekli uygulamaları gerçekleştirilerek Ar-Ge ürünlerinin topluma yararlı olması sağlanacaktır. Böylece üniversite sektör işbirliği artırılarak bilginin ekonomik faydaya dönüşümü sağlanacaktır. Üniversite sanayi işbirliği artırılacak, ülkemizin dünyanın ihtiyaç duyduğu teknoloji transferini ve üretimini gerçekleştirerek üniversitemiz sorun çözen, marka ve model üreten bir kurum haline getirilecektir. Bunu özellikle tarım, mühendislik, sağlık, turizm ve eğitim dallarında uzman, genç, dinamik öğretim elemanları ile yapabileceğimizden hiç kuşkum yoktur. Ayrıca mutlaka Ar-Ge konusunda tecrübeli, ders yükü fazla olmayan tarım, mühendislik, eğitim ve fen ağırlıklı akademisyenlerden oluşan güçlü bir proje ofisi oluşturulacaktır. Üniversitemizin tüm projeleri bu ofis tarafından değerlendirilecek ve proje hazırlama konusunda akademisyenlere bilgisayar ve gerekli donanım sağlanarak nitelikli projeler üretilmesinde rehberlik edilecek ve Ar-Ge konusunda üniversitemiz marka ve model haline getirilecektir.
Üniversitemizde donanımlı ve nitelikli elemanlardan oluşan yabancı dil tercüme ofisi kurulacaktır. Bu merkez makul ücret mukabilinde belki mütercimler, yani native speaker ayarında veya özelliğinde terminolojiye uygun tercüme hizmeti verilecek. Bu hizmetlerle üniversitemizin yayın niteliği arttırılacak ve akademisyenler ARGE yapmaları teşvik edilecektir. Bu konu önemli. Çünkü Q1, Q2 gibi saygın, uluslararası saygın dergilerde native speaker onayı istemektedir yayınlar. Dolayısıyla bu hizmeti üniversitemiz kendi akademisyenleriyle bunu yapabilir arkadaşlar. Böylece akademik yayın bakımından üniversitemizin performansı arzu edilen seviyelere yükseltilecektir. Üniversitemiz tarım alanı içerisinde uygun bir yerde okul öncesi ve okul sonrası eğitim çerçevesinde çevre ve tarıma duyarlılığı arttırmak için tarım ve doğa okulu planlamaktayım. Bu da UNICEF 2017 raporuyla da tavsiye edilmektedir. Dolayısıyla gençlerimiz, çocuklarımız tarıma, tarımsal ürünlerin marketten değil araziden, efendim sütün öyküsünü veya çileğin öyküsünü veya bademin öyküsünü veya antep fıstığının öyküsünü bilmeden marketten geldiğine veya marketten alındığını zannediyor. Markette yetiştirildiğini zannediyor. Dolayısıyla biz bu farkındalığı da okul öncesi ve okul sonrası eğitimde bunu sağlamada önderlik ve rehberlik edeceğiz gençlerimize. Arazi, su kullanımı ve çevre ile ilgili ARGE ekibi ve disiplin arası projeler planlamaktayım. Yine eğitim araştırma ve yayın planlaması çerçevesinde kentimizi incelediğimizde kentimizi 5 önemli sektörü ön plana çıkarmaktayız. Adıyaman'da 5 önemli sektör ön plana çıkmaktadır. Ben bunu 5T olarak adlandırıyorum. Bu 5 sektör, birincisi tarım, ikincisi tekstil, üçüncüsü ticaret, dördüncüsü teknoloji, beşincisi turizm olmak üzere bu 5 sektörde sorunların çözümü, bu sektörle ilgili yenilikçi proje ve buluşlar ve bu sektörün gelişmesi için gerekli bilgi, donanım ve inovasyon konusunda üniversitemiz hem önderlik hem de rehberlik edecektir. Dolayısıyla kentimizin özelliklerini tanımamız, bilmemiz açısından bu son derece önemli bir duyarlılık göstergesidir üniversitemiz açısından. Üniversitemizin kendi ana yerleşkesine sıkışmış, sadece eğitim öğretim yapan bir birim olmaktan çıkaracağız. Yani işte üniversite öğrenci mezun eden efendim bir birim olan değil de bölgesinde başta eğitim olmak üzere tüm sektörlere rehberlik eden, marka, model ve yöntem üreten bir birim yapmak hedeflerim arasındadır. Bu dönüşümü üniversitemizde tek başına yapmayacağız. Yerel ve ülke dinamiklerimizi harekete geçirerek tüm kamu ve özel imkanların tam kapasite kullanılmasını sağlamak önemli yönetim stratejisi projelerimden biridir arkadaşlar. Üniversitenin mevcut insan ve mali kaynaklarını doğru ve etkin planlayarak bunu eğitim, araştırma ve yayında fark edilir bir mesafe alacağımızdan hiç kuşkun bulunmamaktadır. Dolayısıyla üniversitemizi, yani bölgesinde, işte yöresinde, kentinde, kentinin sorunlarına hizmet veren, kentinin sorunlarını çözen ve yol gösteren rehber bir sektör, rehber bir üniversite, rehber bir bilim yuvası haline getirmeyi planlamaktayız.
Gördüğünüz üzere yansıtan da 2021-2022 yılı Adıyaman Üniversitesi öğrenci sayısına baktığımızda doktora okuyan ön lisans, okuyan lisans, yüksek lisans ve doktora ve toplam olmak toplam 37.430 öğrencimiz bulunmaktadır. Bunların efendim kadın ve kız olarak baktığımızda da işte 10.508 erkek ön lisans öğrencimiz, 5.624 kız öğrencimiz, 16.132 toplam ön lisans öğrencimiz var. Dolayısıyla efendim kız erkek diye bunları da yansıda görülmekte. Okuyan lisans öğrenci sayımız ise toplam 20.394, bunun 10.750'si kız, 9.644'ü erkek. Doktora ve yüksek lisans öğrencilerimize baktığımızda sayı o kadar fazla değil ama aşağı yukarı kız öğrenci sayımız erkek öğrenci sayımıza göre biraz daha az. İnşallah bu dengede belki ileride sağlanacaktır. Öğretim üyesi durumumuza baktığımızda Adıyaman Üniversitesi'nde toplam 949 öğretim üyemiz bulunmakta. Bunun efendim 314'ü kadın, işte diğer 635'i ise erkek öğretim üyesi olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla bunlar ileride toplam işte yansıda görüldüğü gibi doçent, profesör sayımız, aşağı yukarı profesör sayımız 82 profesörümüz var. Doçent sayımız 28, doçent sayımız 133 düzeltelim. Profesör sayımız 82, doktor öğretim üyesi sayımız 247, öğretim görevlisi sayımız 191, araştırma görevlisi sayımız da gördüğünüz gibi 128, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi sayımız da 296 civarında öğretim üyesi sayımız bulunmaktadır. Üniversitemizin akademik performansını bölgesinde değerlendirdiğimizde arkadaşlar, iyi bir performans içerisinde olduğunu iddia edemeyiz. Kötü de değil ama çok daha iyi olabilir. Çukurova bölgemizde iyi üniversiteleri de dikkate alarak URAP'ın değerlendirme raporundan alındı. En son rakamlar bunlar. Dünya üniversiteleri içerisinde Çukurova, Gaziantep, İnönü, Harran, Dicle'den sonra üniversitemiz Adıyaman Üniversitesi dünya üniversiteleri içerisinde 2338. sırada. Tabii çok kötü mü? Çok kötü değil. Bundan daha aşağıda sıralamalarda üniversiteler var. Mesela Mustafa Kemal Üniversitesi bizden çok önce kurulmasına rağmen daha aşağı sıralarda. Sütçümam da yok, keza öyle. Biz Adıyaman olarak çok kötü değiliz ama bundan daha iyiye, bundan daha ileriye, birinci daha üst sıralara çıkacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Adıyaman Üniversitemiz biliyorsunuz 17 yıllık bir üniversite, 2006'da kurulan bir üniversite. İşte bölgesinde İnönü, Harran, Dicle'den sonra işte yansıda görüldüğü gibi 6. sırada gelişmişlik düzeyi var. Bunu arttırmak akademisyenlere Ar-Ge desteği, moral ve motive edici yönetim anlayışı, her bir akademisyenin çok önemli bir değer olduğu, özlük haklarına saygılı, haklarının adil bir şekilde verildiği, üniversitesine aitlik duygusunun kazandırıldığı, özgür çalışma ortamının sağlandığı yönetim modelleriyle gerçekleştirilebilir. Yani dünyada ve ülkemizde birçok üniversite bunu gerçekleştirmek için, yani üniversite, dünya üniversiteler arasında saygınlığını arttırmak için pek çok faaliyetler sürdürmektedir. Yukarıdaki söylediğimiz bu motive edici destekleri
sınırsız bir şekilde sunmaya çalışmaktadır. Biz de, ben de rektör adayı olarak üniversitemin akademik performansını bölgesinde daha saygın bir yere getirmek için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu ancak akademisyen arkadaşlarıma değer vermek ve desteklemekle olur. Her gencim ve akademisyen arkadaşıma, her öğrencim, özür dilerim, düzelteyim. Her öğrencim ve akademisyen arkadaşıma davranışlarımda büyük Atatürk'ün eğitim öğretisinde olduğu gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek ülküsüyle hareket edeceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'de 206 üniversite var biliyorsunuz. Bunun 129'u devlet üniversitesi, 77'si vakıf üniversitesidir. Son yıllarda işte bu üniversitelerin altyapı ve bir takım insan kaynağı ve para yönetimindeki bazı yanlış yönetim anlayışından dolayı üniversitelerimiz maalesef dünya üniversiteleriyle yarışır durumda değildir. Ben rektör adayı olarak üniversitemizin akademik karnesini çalışkan, üretken, idari ve akademik kadrolarıyla yeni yönetsel projelerimle şeffaf, adil, liyakat esaslı, hesap verebilir, paylaşımcı, katılımcı ve akılcı yönetim anlayışımla üniversitemin akademik performansını, çıtasını ve akademik performansımı yükselteceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bir defa üniversitemi kısır çekişmelerden uzaklaştıracağım. Yok soruşturmadır, yok bilmem dedikodudur. Şu böyle dedi, böyle dedi. Efendim rektörden randevu alamıyorum. Böyle bir şey olmayacak. Benim kapım herkese açık olacak. Ben üniversitemin rektörüyüm. Benim birincil hedefim üniversitedeki idari personel, akademik personel hiç fark etmeksizin onlarla yüksek seviyede iletişim kurmak, yüksek seviyede diyalog kurmak ve onlarla yüksek seviyede ortak akıl üretmek olacaktır yönetim anlayışımda. Üniversitemizin akademik performansını arttırmak için eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, yayın gibi üç önemli konuyu disiplinli bir şekilde dengede tutacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Peki bunları nasıl yapacaksın? Ne yapacaksın? Üniversiteye nasıl gelir kapısı, yani üniversitenin bütçesini nasıl arttıracaksın diye soracak olursanız yine bununla ilgili de projelerimiz hazır. Üniversitemiz geniş tarım alanları vardır. Bu geniş tarım alanlarında katma değeri yüksek ürün üreteceğim. İşçi problemini çözeceğim. Bir şekilde çözeceğim bunu. Yani arazim boş kalmayacak. Ya vatandaş şunu demeyecek. Üniversiteye şu kadar arazi verdik, hiçbir şey yapmıyorlar kardeşim demeyecek. Dedirtmeyeceğim bunu. Dolayısıyla üniversitemiz üretim yapan, tarım alanlarında üretim yapan ve bu üretimi katma değere dönüştüren teknik bilimler yüksek okuluyla, yine atölyeleriyle onların eksik ve gediklerini gidererek ve onların üretim hinterlandını genişleterek üretim yapan bir üniversite olacaktır. Yani istihdam sağlayan ve üretim yapan bir üniversite düşünüyorum. Tıp fakültesi döner sermayesini ve tıp fakültesindeki bir takım eksikleri ve aksaklıkları gidermek suretiyle döner sermayeyi daha verimli hale getirmeyi planlıyorum. Üniversite bütçesinin makul bir oranını yönetim olarak ARGE kaynağına ayırmayı, üniversitemizin akademik performansını arttırmayı, ARGE'ye özellikle öğrencisi olmayan bölümlerdeki akademisyenler ARGE'ye yönlendirilerek GAP, BAP, Kırsal Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, Avrupa Birliği projeleri ve benzeri kuruluşlarla ortak projeler
reel bütçe kullanımı ve doğru planlama ile pek çok problemlerin çözülebileceğini düşünmekteyim. Üniversitemizde yukarıda da yansıda da gördük. İşte 79 profesör var. Bunun 69'u erkek, 13'ü kadın profesördür. Kadın akademisyen, kadın profesör sayımız artacaktır. Arttırılmayı hedefliyorum, dengelemeyi planlıyorum. Hele hele ileride de söyleyeceğim belki, yönetim anlayışımda mutlaka kadın dekanlar, kadın rektör yardımcısı ve kadın idari personellerle dengeli bir şekilde cinsiyet dağılımına dikkat, yönetim anlayışında cinsiyet dağılımına da dikkat edeceğimi buradan belirtmeyi bir borç biliyorum. Evet, üniversitemizin bunları söyledik, yani cinsiyet dağılımına dikkat edeceğim özellikle üniversite yönetim anlayışında. Birçok fakültede hem öğretim üyesi hem de araştırma görevlisi açığı bulunmakta. Bu durumla ilgili fakülte dekanlarımız ve üst kurumlarımızla dikkatli bir şekilde ve özenle planlayarak en kısa zamanda gidereceğimi düşünüyorum. Yani öğretim üyesine düşen araştırma görevlisi sayısı azdır. Araştırma görevlileri çok önemlidir. Üniversiteyi yenileyen, üniversiteyi gençleştiren, üniversiteye dinamizm kazandıran araştırma görevlileridir. Onların da motivasyonunu, onların da üniversitemizi tercih edebilirliğini arttırarak üniversitemizi daha saygın, daha tercih edilebilir bir üniversite haline getirmeyi planlıyorum. Yönetim anlayışımda kadın idarecilere ve üst düzey yöneticilere dengeleri muhafaza ederek ağırlık vereceğimi bildirmekteyim. Güvenlik görevlisi ve memur terfilerinde ve güvenlik görevlisinde kadın sayısının dengeli bir şekilde arttırmayı, onu da planlamayı düşünüyorum. Göreve gelir gelmez durum tespiti yaparak tüm öğretim üyelerine bir durum değerlendirme briefingi vermeyi planlıyorum. Yani üniversiteyi devraldım. En önemli işte sorunlarımız ne? Bu sorunların kısa, orta, uzun vadede nasıl çözeceğimi net olarak planlamayı düşünüyorum. Özellikle bu çok önemli. Öğretim üyelerinin şeffaf bir şekilde benim ne yapacağımı bilmesi son derece önemlidir. Eylül ayına kadar acil eylem planı çerçevesinde üniversitemizin eğitim öğretime en kısa zamanda başlayabilmesi için ya konteyner kent ya da konteyner veya taşınabilir konut yapmayı, adeta bir seferberlik ruhu içerisinde hareket etmeyi planlıyorum. Depremden dolayı tahrip olan veya bilgisayar projeksiyon eksiği olan sınıf veya salonlarda bu aparatların eksikliğini veya binadaki iyileştirme süreçlerini ivedi bir şekilde hızlandırarak binaların hizmete açılmasını planlamaktayım. Burada üniversite bütçesinin yanı sıra kaynak bulma, sponsorluk, özel sektör işbirliği kanalları kullanılacaktır. Bu da önemli bir konudur. Yönetimle bağı güçlü, aidiyet duygusu, moral ve motivasyonu yüksek, şeffaf, tecrübeli, hoşgörülü, katılımcı, adil bir yönetim anlayışı ile insan kaynaklarını doğru yönetmeyi planlıyorum. Bilim, teknoloji, uygulama ve araştırma merkezinin işlevsel hale getirilmesi, dijital eğitim, uzaktan eğitim, akıllı tahta gibi çağın gereklerine uygun yöntemlerle ders işlenmesine ağırlık verilmesini sağlamayı planlıyorum. Teknoloji Transfer Ofisi'nin yerel organize sanayi işletmelerinin sorunlarını çözmede, ARGE patent inovasyon işlemlerinde rehberlik etmek ve işlemlerin çözülmesinde önemli rol oynayacağımızı bildirmekteyim. Öğretim üyeleri ve akademik personel dahil ülkemizdeki mevcut bilgisayar firmaları ile görüşüp tüm öğretim üyelerinin donanımlı bilgisayar ihtiyacının giderilmesi konusunda
onlarla ikili görüşmeler yapacağım. Ya sponsor temin edeceğim ya da onlarla daha indirimli, ödemesi kolay yeni bilgisayar alarak personelimin özellikle bilgisayar altyapı donanımını düzeltmeyi planlıyorum. Çünkü gördüm ki yaptığım araştırmalarda öğretim üyelerinin çoğunun bilgisayarlarını kendilerinin temin ettiklerini gördüm. Bu üniversitemizin bir eksikliğidir. Ben birçok üniversitede görev yapan bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak üniversite rektörlüğü, üniversite öğretim üyesine bilgisayar projeksiyon sağlamak, eğitim öğretimle ilgili gerekli teçhizat ve donanımı sağlamakla mecburdur, görevidir. Bunu bir şekilde sağlayacağım. Bu önemli bir konu. Benim öğretim üyem bilgisayarını kendi temin etmek gibi bir zorunluluğa girmeyecek. Ve ben bunu sağladıktan sonra da öğretim üyemden tabii ki verim isteyeceğim. Öğretim elemanlarımın ulusal, uluslararası sempozyum, konferans, çalıştay gibi bilimsel aktivitelere katılımları teşvik edilecektir. Yani her bir öğretim üyem yılda en azından birisi, her birisi bir etkinliğe katılmak mecburiyetine koşacağım. Ve onun için gerekli destek ve teşviği sağlayacağım. Özellikle doktor öğretim üyesi, araştırma görevlilerinin bilimsel etkinliklere katılması konusunda teşvik ve destek yapmayı planlıyorum. Tüm birimlerde bölümler, kurullar, komisyonlar daha aktif ve etkin görev yapmaları sağlanacaktır. Üniversiteyi tek elden yönetmeyi planlamıyorum. Görev paylaşımı, görev dağılımı, sorumluluk bilinci. Yani dekana görev verdiysek o dekan o görevini yapacak. Ona o özgürlüğü vereceğiz. O inisiyatifi kullanmasına müsaade edeceğiz. Dekanın haberi yok. Bölüm başkanının haberi yokken bölüme araştırma görevlisi almayacağım. Onların görüşleri doğrultusunda araştırma görevlisi, öğretim üyesi alacağım. Çünkü onlar birlikte çalışacaklar. Birlikte iş üretecekler. Dolayısıyla ortak akıl üretmede kısır döngüye meydan verecek bir yapılanmaya asla izin vermeyeceğim. Yani en önemli birim bölüm başkanlığı olmak üzere dekanlık ve kurumsal hafızayı muhafaza ederek bu yönetim anlayışımı bir model ve marka yaparak devam ettirmeyi planlıyorum. Rektörlük tarafından 6 ayda veya yılda bir olmak üzere bir briefing vereceğim personelime. Performansımı, kendi performansımı konusunda hedefe ulaşıp ulaşmadığımı, nerede zayıf kaldığımı, nerede eksik kaldığımı sizlerle paylaşacağım ve sizlerin önerisini alacağım. Yani şeffaf olacağım arkadaşlar. Yönetimde cinsiyet dağılımına yukarıda da defalarca söylediğim gibi burada da söylüyorum. Kadın, erkek ve idare personele yani güvenlikten efendim en küçük memurundan amirine kadar, dekanlığından efendim araştırma görevlisinden profesörlüğe kadar, rektör yardımcılığına, yönetim kuruluna ve senato üyeliğine kadar, yüksekokul müdürlüğüne, merkez müdürlüğüne kadar cinsiyet dağılımına önem vereceğim. Özellikle yetişmiş akademik ve idari personelin bir değer olduğunu, onların işlerini severek yapmaları için ödüllendirme, özlük hakları ve terfi konularında gerekli hassasiyeti göstereceğim. Yani adam sabah kalktığında üniversitesine gülerek, sevinerek gelecek. Yani severek gelecek, isteyerek gelecek. Ben üniversite çalışan personel, hem idari hem akademik, çalıştığı kurumda keyifle çalışacak arkadaşlar. Bunu sağlamak zorundayım. Eğer keyifle çalışmasını, verimli çalışmasını sağlayamazsam ben üniversitemden, akademisyeninden ve idari personelinden verim alamam. Birim bazında tüm fakülte, yüksekokul, enstitü merkez, laboratuvar, merkezi laboratuvar, araştırma, uygulama merkezleri yüz yüze toplantılar yapılacaktır. Ve sorunlar yerinde tespit edilip imkanlar dahilinde kısa, orta, uzun vadede bu sorunlar çözülecektir. Rektörlük, rektör yardımcılarımı bir defa onlara yetki dağılımına izin vereceğim. Ve
Her şeyi ben çözmeyeceğim. Birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla görev dağılımında buna çok dikkat edeceğim. Akademik teşvik işlemlerini bilgisayar yazılımcı, öğretim üyesi ve bilgi işlem daire başkanlığı bünyesinde özellikle yazılım konularında uzman arkadaşlarımla birlikte program hazırlayarak, bir yazılım programı hazırlayarak bu akademik teşvik programını hazırlayarak onların işte kağıt ve zaman ısrafını öğretim üyelerinin 3-5 kuruş akademik teşvik alacak diye aylarca efendim işte kağıt fiş doldurur gibi bir takım sıkıntılara maruz kalmaların önlerine geçirerek tamamen online ve yazılım programına bunu ilave ederek online bir sistemle bu işlemi gerçekleştireceğim. Öğretim üyelerimizin proje hazırlama, bilimsel etkinlik düzenleme, bilimsel ve mesleki fuarlara katılma gibi bilimsel aktivitelere katılım sağlamaları konusunda teşvik ve destek sağlayacağım. Yani sen bu sempozyuma gidemezsin, sen bu efendim işte projeyi hazırlayamazsın, sen bu efendim etkinlikte ne işin var gibi her bir etkinliğe katılmaları konusunda adeta teşvik edeceğim. Bu çok önemli bir konu. Bilgi ve donanımını arttırmak için, yurt dışı, yurt içi etkinliklere katılımını arttırmak için üniversitemde adeta bir seferberlik ruhu içerisinde hareket edeceğim. İdari personelimi de aynı şekilde kendilerini yenilemek için onların eğitim kurslarına gitmeleri konusunda teşvik edeceğim. Özellikle öğretim üyelerimizin çok disiplinli ARGE çalışmalarına katılmaları, ortak proje hazırlamaları, ulusal ve uluslararası projelerde yer almaları konusunda özel teşvik ve destek sağlayacağım. Özellikle yerel firmalar ve özel müteşebbislerle ortak proje çalışmalarına katılım sağlamaları konusunda destek sağlayacağım. Yani hocaların veya akademik personelin kendilerini yenilemeleri konusunda gerekli destek ve imkan sağlanacaktır. Adıyaman'da tarım, tekstil, ticaret, teknoloji, turizm konularında özellikle başat sektör olarak bunları kabul edeceğiz. Ve bunlar üzerinde yenilikçilik, patent, model üreten, bilim, sanat, kültür üreten bir üniversite olacak. Ve üniversitemiz 5, 10, 20 yıllık Türk tarım, efendim tekstil, ticaret, teknoloji, turizm gibi sektörlerde mikro, makro planlarımız olacak. Yani üniversitenin tarım politikası, üniversitenin tarım anlayışı 20 yıl sonra ne olacak? Bunların hepsi 5, 10, 20 yıllık belki daha uzun süre bizim planlarımız, kalkınma planlarımız hazır bulunacaktır. Bu konuda özel bir gayret göstereceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Kampüs sistemini, kampüsümüzü kentimize örnek, ekosisteme uygun, iklim değişikliği, kuraklık ve depremsellik ve diğer doğa olayları, sıfır atık, geri dönüşüm ve enerji üretimi, doğa dostu, çevre modelleri hazırlayan, yağmur, kar sularını hasat depolama sistemleriyle toplayan, temiz enerjili, akıllı ve fonksiyonel binalara sahip bir kampüs planlamaktayım. Kampüs model olmalı. Kente, şehre, her konuda model olmalı. Öğretim üyelerinin sportif faaliyetlere katılması konusunda bisiklettir, atletizmdir, efendim futboldur, dağcılıktır ve çevre bilinci, çevre veya doğa dostu kurumlar gibi konularda üniversite aktivitelerde yer almaları konusunda özel teşvik ve gayret göstereceğim. Özellikle ziraat ve mimarlık fakültelerinin ana kent merkezinde ana kampüse taşınmalarını sağlayacağım. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani bir iş adamı geliyor efendim siyasi baskılarla efendim ben köyüme üniversite yaptım. Ben köyümde üniversite istiyorum. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Biz eğer üniversite rektörlüğü olarak o
yatırımcı arkadaşımızı yönlendiremiyorsak bu bizim başarısızlığımızdır. Gel kardeşim, kampüs içerisinde yap binanı, senin adını burada vereceğim ve adını anacağım. Yok, ben memleketime hizmet etmek istiyorsam git kardeşim memleketinde lise yap. Meslek lisesi yap. Daha iyi hizmet edersin. Dolayısıyla iş adamının ya da siyasetçinin üniversitemi yönlendirmesine, yönetmesine izin vermeyeceğim kardeşim. Üniversitemi, üniversitemin kendisi yönetecektir. Onun kendi senatosu, onun kurumları, kurumsallığı yönetecektir. Dolayısıyla ilçelerde fakülte olmaz. Öğrenci bulamazsınız, öğrenci getiremezsiniz. Ve akademisyen bulamazsınız. Bunda duygusallık yapmayalım. Duygusal bakmayalım olaylara. Her kentimiz, her ilçemiz değerdir. Ha orada yüksekokul olabilir, doğru. Ama yüksekokulları da yörenin ihtiyacına cevap verecek nitelikte bir yapılanma içerisine sokmamız gerekir. Planlama yapmamız gerekir arkadaşlar. O yüzden ben ilçede fakülte istemiyorum kardeşim. Buna asla izin vermeyeceğim. Fakültemizin gerek fiziksel altyapı ve ihtiyaçlarının giderilmesi için fakültelerimizin kısa, orta, uzun vadede yapılması gereken projeler üzerinde yoğunlaşarak bu fakültelerin işlevselliğini arttıracağız. Özellikle tıp fakültesi dekanlığı ve morfoloji binası dahil olmak üzere tüm fakültelerin binaları projelendirilerek hızla yapımları gerçekleşecektir. Yani ziraat fakültesi, efendim işte ziraat mimarlık fakültesi veya mühendislik mimarlık fakültesi belki birleştirilebilir. İkisi birlikte de aynı binada olabilir. Ama ziraat fakültesini bölgenin ihtiyaçlarına cevap veren, çünkü bölge tarım bölgesi, dolayısıyla biz orada ziraat fakültesini tarımsal sorunlara çözüm bulan, çözüm üreten, marka, model üreten bir fakülte haline getirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Adıyaman'ın en öncül, en başat sektörlerinden bir tanesi tarım sektörüdür. Dolayısıyla ziraat fakültesi en önemli fakültelerden biri haline getirmek mecburiyetindeyim. Tabii ki ayrımcılık yapmayacağız. Tabii ki hiçbir fakültemizi ihmal etmeden dengeli bir şekilde fakültelerimizin yapılanmalarını gerçekleştireceğiz. Üniversite yaşam alanının peyzaj yapısıyla öğretim üyelerimizin veya öğrencilerimizin personelimizin, akademik ve idari personelimizi doğal güzelliğiyle, yani kampüsümüzün doğal güzellikleriyle onları dinlendiren, eğlendiren ve bedensel olarak canlılık kazandıran kent insanımıza örnek bir yerleşke haline getirmek en önemli vazifelerimizden olacaktır. Kentimizin tarih ve uygarlıklar bölgesi Adıyaman'ın tam kalbinde konumlanmış kampüsü ile kent ile iç içe insanına güvenen, onlarla birlikte eserler üreten, kadim kültürün, geçmişte kadim kültürün bir mirasçısı görünümünü vererek her yaş grubuna sunduğu bireysel gelişim ve eğitim olanakları sağlamak suretiyle rengarenk, çağdaş bir üniversite ortamı kurmayı hedeflemekteyim. Tarihi eserlerin aplikasyonu yapılarak kent turizmini ve üniversitemizi kaynak sağlamayı hedeflemekteyim. Kampüs alanında boş olan arazilerin okul çağı öncesi ve okul çağı sonrası öğrencilerin çevre ve tarıma duyarlılıklarının arttırılması amacıyla tarımsal üretim ve biyoçeşitlilik açısından değerlendirilmesi için gerekli altyapıyı sağlayacağım. Benim konuşmam burada bitti. Bayağı uzun bir konuşma oldu arkadaşlar. Dolayısıyla üniversitemizin performansını, akademik performansını arttırmak için bu hedefleri planladım. Bu programı size sunmaktan kendime bir borç edindim. Dolayısıyla beni sabırla dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler, saygılarımı sunuyorum.
Şunu da söyleyeyim son not olarak. Benim şöyle bir düşüncem var. Üniversitemizi yönetmeye talip her akademisyen arkadaşımız kıymetlidir, değerlidir. Hepsi benim için değerdir, kıymettir. Dolayısıyla hiçbirinin aleyhinde herhangi bir söz söylemek bana yakışmaz. Dolayısıyla bir kardeşlik ruhu içerisinde bu adaylık sürecimi tamamlayıp ondan sonra da kimi atarlar, kim atanır gidip tebrik etmek de bana düşer. Dolayısıyla beni atarlarsa bunları yapmayı planlıyorum. Yani projem hazır, ekibim hazır. Benim özel bir ekibim yok. Benim ekibim üniversitedeki akademisyen arkadaşlarımdır. Dolayısıyla her arkadaşım benim için değerdir, kıymettir. Hiçbir arkadaşımla, akademisyen arkadaşımla hiçbir sorunum bulunmamaktadır. Hiçbir çekişmem, iç hesaplaşmam yoktur. Şunu umarım YÖK dikkate alır. Efendim öç almayı, işte üniversitede kısır çekişmeyi planlayan veya böyle düşüncesi olan arkadaşları asla rektör olarak atamamaları konusunda onları uyarıyorum. Çünkü üniversitemizin kısır çekişmelerle vakit geçirecek durumu, hali, vakti, zamanı yoktur. Çünkü kısır çekişmeler üniversitemizi her zaman kaybettirir. Öğretim üyesi bir değerdir. Bu öğretim üyelerini bizim her zaman kazanmamız gerekir. O yüzden tüm arkadaşlarıma, aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Beni rektör adayı yapmasalar da veya pardon rektör olarak atamasalar da bu düşünceleri dikkate almalarını tavsiye ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Herkese başarılar diliyorum. Tüm öğretim üyelerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Adıyamanlı hemşerilerime de saygı ve hürmetlerimi sunarak konuşmamı sona erdiriyorum. Saygılarımla, sevgilerimle.